konuştuk 2023'te bu fenomenler hikayesini. Bir şey sordu Murat, güzel bir şey sordu size aslında. 2024'te de konuşacak mıyız bol bol? Hala konuşmaya devam ediyor olacağız. Çünkü artık hani gizli, kapaklı, her ne varsa bunların tamamen açığa çıktığı bir süreçteyiz. Hangi aylar daha çok? Özellikle yılın ilk yarısı, Haziran ayına kadar bu süreçler tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra yavaş yavaş konuşmamaya başlayacağız. Başka şeyler konuşmaya devam edeceğiz. Güzel. Efendim astrolog Hilal Saraç konuğumuz. Siz aslında 9 yıldır bu işi yapan bir insansınız ama hayatınıza 1,5 yıl önce giren birileri var. Ve ondan dolayı son dönemde Türkiye sizi biraz daha konuşur oldu. Kim bu? Dilan Polat. Onun da siz yakın olarak haritasını inceleyen birisiniz. Evet doğru. Astroloğum normalde. Onun da doğum harita analizini yapmıştım. Yapmış olduğum öngörüler tabii ki tuttu. Cezaevine ziyaret durumlarım vardı. Bu yüzden birazcık daha gündeme geldim diyebilirim. Gündeme geldim. Memnun musunuz bu durumda? Yani tartışılır. Çünkü hem yerenler var hem övenler var. Yani benim yaptığım şey tamamen profesyonel bir iş aslında. Bunun dışında hiçbir şey yok. Bugün de bu anlamda buradasınız zaten. Çünkü 2024 burçlarını bizi neler bekliyor, burçları neler bekliyor yakından tek 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 bakacağız. Evet. Buyurunuz. Başlayalım o zaman. İlk önce ben yılın en şanslı burçlarıyla başlamak istiyorum. Lütfen. Başlıklarla bir başlamak istiyorum. Sen misin ben miyim? Boğa. Evet. Koç ama sonrasında oluyor galiba. Oluyor oluyor. Koç da oluyor. Hayırlı ama olsun. Boğa birazcık daha önde. Yani bence bu yılın en şanslı burcu direkt Boğa burcu diyebilirim. Harika. Boğa yükselen burcu. Boğa da oluyor mu? Yükselen Boğa, Boğa burcu kesinlikle. Aslan burcu. Aslan burcu da çok şanslı. Özellikle aşk alanında birazdan detaylarına gireceğim ama ikizler, yay, terazi ve kova burçları yılın en şanslı burçları diyebilirim onlar için. Yani rahat bir yıl geçirecekler diyebiliriz. Yılın finansal açıdan en iyi durumda olacak olan burçlarına bakmamız gerekirse de kova burcu, terazi burcu ve yay burcu. Siz aslında yükselen terazisiniz. Hem zengin. Evet. Valla yükselen Başak ve terazi gibi. Yani ben yerine göre yükselen şu an iyi mi? Para anlamında. Terazi mi? Terazi. Evet, terazi. Sizi teraziye geçirelim. Aynen. Yıl boyundan bahsediyoruz değil mi bu arada? Yıl tabii tabii. Bir yıl boyunca. Yani sen artık benimle hiç ilgilenmezsin. Parayı bulunca diyorsun. Aynen Ebru'cum. Kariyer açısından en şanslı olacak olan burçlar Koç, Boğa, Aslan ve Akrep burçları. Özellikle güzel. Akrep burçları, yükselen akrepler kariyer açısından bekledik. Zaten onlar son iki yıldır inanılmaz derecede çektiler ve kariyer açısından beklediklerini aslında bu yıl bulabilecekleri bir yıl diyebilirim onlar için. Harika. Ve aşk tabii ben ki. Ben yükselen Boğa olarak yani kariyerde emin adımlarla ilerliyorum öyle mi? Evet evet kesinlikle kariyerde yükselişe Everest'tesin devam edeceksin. Everest'tesin zaten daha nereye gideceksin? Vay 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 işte yani beklediğim sözler böyle geliyor. Hani bizim aramızdaki hikayede böyle bir şey Hilal'cim. Bizi de yakından tanımayıp yorumlamak istersen. Peki buyurunuz. Tabii ki aşk çok önemli biliyorsunuz. 2024'te aşk bulacak olan burçlar var. Oğlak, akrep ve aslan burçları. Hayırlı olsun şimdiden. Evet, şimdiden onlara hayırlı olsun diyebiliriz. Antenleri açsınlar tabii. Açsınlar, bir kendilerini tabii. Kapatmasınlar. Tabii yani. Tabii. Kendimizi kapattığımız takdirde hiçbir şey olmaz. Açık olunca da mutlaka bulacaklar. Sağlık açısından daha sağlıklı, varsa sağlıkla ilgili herhangi bir problemi varsa daha çok şifalanacak olan burçlarda Koç burçları, Başak burçları ve Yengeç burçları. Canım 2000... benim çok sağlıklı olacağını çok sevindim. Evet. Tebrikler. Sana gözü gibi bakıyorum Zira. Sağlık varsa her şey olur. Tabii aynen öyle. Evet. Yeter ki sağlık olsun. Amin. Aynen öyle. En çok zorlanacak olan burçları var tabii ki 2024'te. Aslında onlara çok haksızlık yapmayalım. Belirli alanlarda zorlanacaklar. Hangi alanlarda? Onların detaylarına gireceğim ama Balık ve Başak burçları. Özellikle yılın son yarısını en zorlu geçirecek olan burçlar gibi görüyoruz. Son yarısı mı dediniz? Son yarısı. Evet, yani, Haziran sonrası ikinci yarı. Haziran sonrası. İkinci yarı birazcık daha Balık ve Başaklar için zor geçecek gibi görünüyor.